Kök 2 bölü 2 şöyle apsis şurası. İşte böyle çizelim bakın orijin. Kök 2 bölü 2 ve yine burası da kök 2 bölü 2 olduğu için haliyle 45-45-90 üçgeni arkadaşlar. 0'a 1 noktası da burada 90 derece var. Gerçekten o zaman şöyle 135 derece saat yönünde döndüğünüzde istediğimiz bu noktayı elde etmiş olacağız. C şıkkı. Bölümümüz var çok kullanılmayan ama bazı sorularda mecbur olduğumuz. Çünkü 2'ye kök 3 özel açılı bir nokta değil. O yüzden 60 derece döndürürken tabii ki sıkıntı yaşarsınız. Şu formül x kos alfa eksi y sin alfa virgül x sin alfa artı y kos alfa arkadaşlar. Bu formülü kullanacağız burada mecburen. Noktamız da x'ye yani buradaki noktamız 2'ye kök 3. Haliyle 2 kos 60 eksi kök 3 sin 60 virgül 2 sin 60 artı kök 3 kos 60 arkadaşlar. Noktaları ben yazdım koordinatları. 1 eksi 3 bölü 2 kök 3 artı kök 3 bölü 2 diye. Haliyle eksi 1 bölü 2'ye 3 kök 3 bölü 2 olacak. Burada mesela bunu yapmak zorundaydık ama yani bu nadiren çıkıyor karşımıza. Diğer kural sorulmuş arkadaşlar direkt. Orijin etrafında siz bir noktayı 180 derece döndürürseniz tabii ki bu eksi x eksi y'ye dönüşür. Hatta şunu deriz. 180 derece döndürmek demek orijine göre simetri almak demektir. Orijine göre simetri aldığımızda eksi x eksi y oluşur. Çünkü orijine göre simetri alınca 180 derecelik bir dönme olur arkadaşlar. Bu yüzden cevap A şıkkıdır. Noktanın açıları oluşturduğu açı özel bir açı olmayacağı için çünkü 2 kök 2 arkadaşlar şöyle apsis ordinat kök 2 bu bilmediğimiz bir açı yani. O yüzden yapacak bir şey yok. Şunu söyleyeceğiz. Formül x kos alfa eksi y sin alfa virgül x sin alfa artı y kos alfa formülünü burada kullanmak zorundayız. Tabi kitap olduğu için bu tarz sorularda olacak. Şimdi x arkadaşlar 2 kök 2. Kos 135 eksi 1 bölü kök 2 olur. Eksi kök 2 sin 135 1 bölü kök 2 virgül x yani 2 kök 2 sin 135 1 bölü kök 2 artı kök 2 kos 135 o da eksi 1 bölü kök 2. Sorularda ve konu anlatımında arkadaşlar belirttiğim için 90 derecelik dönmeyi pozitif yönde. Burada isterseniz ezber bilgiyi hatırlatayım. AB ise eksi B'ye A oluyor arkadaşlar. Haliyle 2, 5 noktası eksi 5, 2 olacaktır. 4'e 1 noktası da eksi 1'e 4 olacaktır. Koordinatlar toplamı eksi 6 artı 6'dan 0 oldu. C şıkkı. Ters yönü aslında pozitif yön. Dolayısıyla pozitif yön 90 derece olduğu zaman AB noktasının koordinatları eksi B A noktasına dönüşür. 3'e eksi 1 dolayısıyla artı 1'e 3 olacak arkadaşlar. Yine 4'e 1 olur ve 6'ya 6 olur. Şimdi bunların toplamları 1, 4 daha 5, 6 daha 11 artı 7, 3 daha 10, 21 oldu. E şıkkı. Noktayı 180 derece döndürürseniz arkadaşlar x'ye eksi x eksi y'ye dönüşür. Orijin etrafında 180 derece döndürmek demek aynı zamanda simetri almak demektir orijine göre aklınızda bulunsun. Haliyle buradan dolayı 3, 7, eksi 3, eksi 7, 5, 1, eksi 5, eksi 1 ve eksi 4, 2 de 4'e eksi 2 olur. Topladığımız zaman eksi 3, eksi 5, eksi 8, 4 daha eksi 4, eksi 8, eksi 2 daha eksi 10, eksi 14 oldu arkadaşlar. C şıkkı. Soruları yaparken ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi siz bir doğruyu sağ veya işte aşağı nereye ötelerseniz öteleyin fark etmez. Her noktası aynı şekilde ötelenir. O yüzden bunun üzerinde kolay bir nokta alıyorum. Diyorum ki y'ye 0 verdiğim zaman x kaç geliyor? Eksi 6 değil mi? Eksi 6'ya 0 noktası üzerindeki bir nokta. Yine x'e 0 verdiğim zaman y ne oluyor arkadaşlar? 12. 0'a 12 noktası. Bu iki noktayı öteliyorum. Bir birim sağa ötelediğim zaman eksi 5. Aşağı ötelediğim zaman eksi 2. Yine bir birim sağa 1. Burası da 10 birim oldu. Artık bu noktadan geçen doğruyu buluyorum. Dolayısıyla y diyorum pardon. 10 eksi eksi 2'den 10 artı 2. 1 eksi eksi 5'ten 1 artı 5. Böylece 12 bölü 6'dan doğrunun eğimi 2 geldi. Y eşittir 2x artı n oldu. Şimdi bundan sonra ne söyleyeceğim? Üzerindeki bir nokta sağlar denklemi. 10 yazıyorum. Buraya da 1 yazıyorum. N de 8 geldi. Haliyle artık arkadaşlar y eşittir 2x artı 8 oldu. X'e 0 verdiğim an y eksenini kestiği nokta 8'dir, D şıkkı. Bu şekilde temel kural üretmeden, herhangi bir şey ezberlemeden üzerindeki her nokta aynı şekilde ötelenir diyerek yeni bir doğru denklemi oluşturabilirsiniz. X artı 2'ye eksi 12 eşittir 0 doğrusu orijin etrafında pozitif yönde 90 derece döndürüldüğü için şunu söyleyeceğim. Üzerinde bir nokta alıp iki nokta alıp onlardan yeni bir doğru elde ederim. Mesela y'ye 0 verdiğim zaman x nereden geçiyor? 4'ten. 4'e 0 noktasından geçen bir doğru o zaman bu. X'e 0 verdiğim zaman y'si kaç arkadaşlar? 6. 4'e 0, 0'a 6 noktalarını şimdi pozitif yönde 90 derece döndürelim. 4'e 0 noktası zaten şurada olduğu için pozitif yöne döndürünce 0'a 4 olacak. Yeni durumda. Sonra 0'a 6 noktası arkadaşlar y ekseninde bir nokta olduğu için döndüğü zaman 90 derece eksi 6'ya 0 olur. Yeni doğrumuz 0'a 4 ve eksi 6'ya 0'dan geçecek. Eğim y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1'den haliyle 2 bölü 3 oldu arkadaşlar. Y eşittir 2 bölü 3x artı n. Şimdi x gördüğüm yere 0, y gördüğüm yere 4 yazabilirim. Böylece x'e 0 verdiğimde y'si 4 olduğundan n'si de 4'müş. Üzerindeki nokta denklemi sağlar. Bundan dolayı y bölü 2 3x, 2 bölü 3x artı 4 oldu. Payda eşitlersem 3y eşittir 2x artı 12. 2x artı 12'den de 3y çıkarıyorum, B şıkkı. Üçkenar dörtgenin köşegenleri birbirine ortaladığı için karşılıklı apsislerin toplamı ve ordinatların toplamı birbirine eşittir arkadaşlar. Bakın şimdi. Eksi 1 A'nın apsisi, B'nin apsisi 2, C'nin apsisi 3. O zaman D'nin apsisine X diyelim. X artı 2, 3 eksi 1'e eşit olacak. Bu yüzden X 0 olur. Sonra yine ordinata gelelim. A'nın ordinatı 3, B'ninki 4, C'ninki 7. O zaman 3 artı 7 eşittir. Y artı 4'ten bunun gördüğünüz gibi ordinatı 6 oldu. Şimdi 4 birim sağa göndermek arttır demek, 4 olur. 3 birim aşağı azalt demek, 4'e 3 olacak, E şıkkı. 2 4 kök 3'müş arkadaşlar ilk nokta. Noktayı değiştirmiyoruz, düzlemi döndürüyoruz ve 60 derece döndürdüğümüz zaman 30-60-90'lardan yararlanacağız. Bir noktanın apsisi arkadaşlar x ekseninde dik indirilerek bulunur ve şurasıdır. Yine ordinatı bulurken de y eksenine dik indiririz. İşte burası da ordinattır. Buna göre bakacağız artık duruma. 60 derece, 30 derece, 30 derece, burası da böyle 60 derece. Şimdi 30'un karşısı 2 olduğu için 60'ın karşısı 2 kök 3, 90'ın karşısı da 4 oldu. Bu arada noktanın ordinatı başlangıçta 4 kök 3 olduğu için bakın yukarıda 2 kök 3 kaldı. Haliyle 2 kök 3 olunca 90'ın karşısı 2 kök 3 ise 30'un karşısı kök 3 olacaktır ve ordinatı şu an bulduk. Sonuçta bu noktanın x eksenine olan uzaklığı bize mutlak değerini veriyor. Ordinatın zaten pozitif tarafta olduğu için, x eksenin üstünde olduğu için ordinat kök 3'tür. Gelelim şimdi apsise. Apsis de arkadaşlar şurası, ikinci kısım, x ekseni üzerindeki uzunluk. Yani 30'un karşısı kök 3 olduğu için 60'ın karşısı 3'tür. Buradan da apsis 7 oldu, B şıkkı. Pozitif yönde 90 derece döndürdüğümüz zaman bir AB noktası arkadaşlar eksi B A olur. Haliyle eksi 5'e 2 olacak burası. Sonra eksi 1'e eksi 3 olduğu için demek ki başlangıçtaki hali bunun ordinatla apsis yer değiştirecek. Apsis eksili olduğu için şudur yani. Eksi 3'e 1 arkadaşlar. Aynı şekilde 4'e eksi 1'de 1, 4 olacak. Buna göre P4 oldu. Sonra M-3, N1 ve K da arkadaşlar 2'dir. Bundan sonra 4, 1 daha 5, 2 daha 7, 3 çıkarırsak 4 oldu. A şıkkı. Burada 6 noktası orijin etrafında değil, bakın 3'e 2 etrafında döndürülüyor. O yüzden şöyle bir 3'e 2 çizmiş olalım. Sonra arkadaşlar 4'e 6 şöyle yapıyorum. Bakın şimdi bu artık M noktası ve P noktası. Şimdi 90 derece döndürdüğümüz için şuna dikkat etmemiz lazım. P'nin apsisi 4, M'nin apsisi 3 olduğu için şu aradaki uzunluk 1 birim. Alfa diyorum, beta diyorum. Beta'nın karşısı 1. Sonra ordinatları 2 olduğu için, diğerinin de 6 olduğu için 4 olacak. Böylece alfanın karşısı 4 arkadaşlar. Şimdi şurasının 3 olduğunu biliyorum. O zaman döndürdüğümde uzunluk değişmeyecek. Şimdi biraz sola taşırmamın sebebi şu. Alfa beta 90 yapacağım ya. Burada dikkat ederseniz alfanın karşısı 4 olduğu için 4 olması lazım alfanın karşısı. Ama yetmiyor. 3 birim 1 birim sola taştı. Sonra yine beta'nın karşısı 1 birim olduğu için beta'nın karşısı 1 birim olacak. Ve yeni elde ettiğimiz P üssü noktasına dikkat edelim. Şimdi arkadaşlar bunun apsisi eksi 1. Neden? Şurası bakın gördüğünüz gibi 1 birim sola kaydı. Yukarısı 1 birim ama aşağıda kaç birim daha var burada? Bunların ordinatı 2 olduğu için M noktasının 2 de burada var. Demek ki 3'müş. Eksi 1'e 3 E şıkkı. A noktasının koordinatlarını bulalım önce arkadaşlar. Şimdi eksi 3'e kök 3 ve 1'e kök 3 dediği için bu düzgün altıgenin bir kenarı 1 eksi eksi 3'ten apsisleri çıkardığımız zaman 4 birim olur. Çünkü zaten ordinatlar aynı hizada. Şimdi gelelim bunun ordinatını bulmaya. Çünkü artık şunu görebiliriz. Zaten bu A noktasının apsisi eksi 3 olacak. Aynı hizada olduğu için E ile. Uzunluk yardımıyla şunu söyleyeceğim. Bir kenarı 4 olduğu için burada bir kenar 4'tür. Haliyle 4 kök 3 uzunluğuna sahiptir. Ve şu uzunlukta arkadaşlar ordinattan dolayı kök 3 olduğu için aşağıya 3 kök 3 kalır. Demek ki A noktasının koordinatı eksi 3'e eksi 3 kök 3'müş. Şimdi artık diyorum ki bir A noktasını pozitif yönde değil saat yönünde diyor bakın. O yüzden negatif yönde döndüreceğiz. Şöyle alfa, burası beta olsun, burası yine beta olsun, burası da alfa olsun. Uzunluk değişmez, eşlik var. Haliyle alfanın karşısı 3 ise arkadaşlar yine 3 olacak. Sonra beta'nın karşısı burada 3 kök 3 olduğu için yine 3 kök 3 olur. Eksi 3 kök 3'e 3 olur yani D şıkkı.